Dünyanın farklı noktalarından görüntüsüyle öne çıkan başlıklarla devam ediyoruz. 4 soyguncu kuyumcunun vitrinlerini çekiçle kırıp mücevherleri çalmaya çalıştı. Onları fark eden polis hemen peşlerine düştü. Ve ilk müdahale elektroşok tabancasıyla oldu. Polisi fark eden soyguncular kaçmaya çalıştı ama dördü de yakayı ele verdi. Oh my God. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne aracıyla geçmek isteyen Rum, Ledra Palas kapısını birbirine kattı. Aracıyla bariyeri kıran Rum, lastiklerine ateş açılarak durduruldu ve gözaltına alındı. Önündeki sürücüye kızan kamyon şoförü aracı iterek hemzemin geçide soktu ve rayların ortasına bırakıp kaçtı. Geçit kapalıydı ve tren yaklaşıyordu. Sürücü araca tekrar bindi, son anda yaptığı manevrayla aracını böyle kurtardı. Kadın kuaförü çalışanları ve müşteriler duydukları gürültüyle irkildi. Asma tavan çöktü ve havalandırmayı tamir etmeye çalışan işçi aşağı düştü. Neyse ki yaralanmadı. İş makinesinin lastiğini tornavidayla patlatmaya kalktı, başardı ama az kalsın yaralanıyordu. Dünya Kupası maçlarını izlemeye giden sosyal medya fenomeni Kahramanmaraş dondurması almak istedi. Tabii ki bu hiç de kolay değildi. Şov yapan çalışan dondurmayı vermemek için maharetlerini sergiledi. Uzun uğraşlar sonucu dondurmaya kavuşan fenomenin keyfine diyecek yoktu.